Murat Kaplan. Güzel bir yayın olacak inşallah. Evet. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Merhaba sevgili hocam. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyisiniz Nasılsınız? umarım. Çok şükür, çok şükür iyiyiz hocam. Sizi gördük daha iyi olduk. Sağ olun, var olun inşallah. Siz Bizler nasılsınız deyiz. hocam? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, heyecanla bekliyordum. Sizinle bir yayın çok güzel oldu. Keyifli olacak inşallah. İnşallah öyle olacak. Ben de çok heyecanla bekliyordum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Evet. Murat hocam, şimdi Buyurun. şeylerde takipçiler gelirken, yani katılımcılar gelirken biraz kısaca kendinizden bahsetseniz olur mu? Olur. Oldukça kısa bahsedeyim öyleyse. Antalya'da yaşıyorum. Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyelerindenim. Birkaç alanda ama entegre şekilde çalışma yapıyorum. İlgi alanlarım yani bilimsel ilgi alanlarım arasında öncelikle ilk önceleri dil bilim, edebiyat. Edebiyat olunca tabii sosyolojisi, psikolojisi vesaire hepsi dahil olmuştu. İnsan tanıma üzerine eleştirel yaklaşımlar, edebiyat eleştirisi. O alanlarda hareket ederken biraz kendimi dil öğrenim metotlarına, sonrasında da onunla ilgili modellemelere verdim. Sonra yavaş yavaş bu iş pedagojiyle birlikte daha derin bir şekilde psikolojiye yönlendi. Ve psikoloji alanında biraz daha artırdım aslında, Hocam yoğunlaştırdım çalışmaları. birkaç gün önce nişanlımla konuştuk. O dedi ki Aha. bana dedi teyzem çok önceden Aha. İngilizce çalışayım diye Murat Hoca'nın setini almış dedi. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Denk gelmiş demek Şaşırdık. ki. Ya şöyle, yıllar önce Antalya bölgesine, Türkiye'ye bir dönmüştüm. O dönemde de güzel bir set yayınlamıştık. Ve yayınlanan set daha çok Anadolu liselerinde, o dönemler Anadolu Lisesi gerçekten vardı. Tüm Akdeniz bölgesine ciddi sayıda basarak sanırım bütün İngilizce öğretmenlerine yaymışlar. Oldukça da güzel bir şekilde bana sürpriz oluyordu. Okul tanıtımlarına gidilir ya üniversite adına. Veya Evet. konferanslara, seminerlere gittiğimde oradaki İngilizce öğretmenlerinden hocam bakın biz sizin kitabınızı kullanıyoruz dediklerinde inanılmaz bir duygu. Çok tabii mutlu oluyordum. O Gazeteden yayını biriktirmişler hocam. yani bu kadar olur. Daha sonrasında o yayınları biraz güncelledik, destekledik. Avrupa'da bir çıktı. Orada da oldukça ilgi görmüştü. Şimdi Türkiye'de inşallah Türkçe açıklamalı şekilde yeniden planladık. İnşallah daha çok insana katkısı olur. Bekliyoruz İşte hocam. inşallah. Şimdi o alanlarda çalıştıktan sonra ben kendimi bir anda tabii çoğunlukla hep idari pozisyonlarım olduğu için akademik çalışmalar biraz daha yani şöyle söyleyeyim makale olarak bir süre durdu. Onun yerine daha yoğun olarak kitap çalışmaları başladı. Ders kitaplarını hani toparlarsınız da kaynak kitap olur ya o şekilde kitaplar çıkmaya başladı yurt dışındayken. Çoğunluğu yine işte İngiliz dil edebiyatı ile ilgili İngiliz romanının doğuşu, gelişimi olsun, Shakespeare edebiyatı olsun, Batı edebiyatının temelleri olsun gibi tekst okuma, metin inceleme gibi alanlarda çalışmalar çok oldu. Ama doktora sonrasında biraz daha bu yoğun bir şekilde pedagoji, öğrenme modelleri, hatta bugün belki biraz bahsederiz etnopedagoji. Yani milli değerlerin, milli unsurların pedagojik olarak müfredata yayılması ve etkin bir şekilde kullanılması gibi konular oldu. Tabii daha öncesinde başlamış olan bir kung fu macerası var benim. 40 küsürüncü yıllara geldik şükürler olsun. Tabii ben geleneksel bir aileye rastladığım için soy ağacı itibariyle de o ailede eğitim gördüm. İlk 18 yıllık eğitimlerimin içerisinde psikolojik harpten tutun da iknaya, yüz okuma işte Çin, Mian, Siyang dediğimiz ya da evet. O alanlarda Çin tıbbı geleneksel Çin tıbbının teşhis yöntemlerine dayalı şekilde insan tanıma yöntemleri çalıştık. Bunların hepsi aslında birbirini çok iyi tamamladı.
ve baktım ki ben sınıf içi metodolojiler kullanırken biraz daha efektifleştirdim bunları, etkinleştirebildim. Hani teorisyenlik bir nebze tabii ki insanı besliyor ama tek başına teori bir yere kadar. Sonra bunu sınıf içinde sahaya dökmenin çok önemli olduğunu, dilim yanarak, dizim işte parçalanarak diyeyim, yerlere düşerek, hatalar yaparak, kendimizde de bunların neticelerini anlayarak biraz daha geliştirmenin yollarını buldum. Bir nevi aslında alaylı sayılabilirim bazı alanlarda. Sonra bunları biraz daha mektepli bir kişi itibariyle toparlama, sistematize etme şansı buldum akademik camia içerisinde. Çok iyi hocalar rastladı bana. Ben öyle düşünüyorum. O insanlar öncülük ettiler, yönlendirdiler. Hayatı anlamamla birlikte, kendimi tanımamla birlikte sanırım bilimsel yöntemler kazanmama da yardımcı olunca onlar, her türlü iddianın arkasında mutlaka altını dolduracak bir takım hususlara ulaşmak zorunda hissettim kendimi. Yani bu şöyledir demenin bir anlamı olmalıydı. Neden öyledir? Çok sorguladım. Zaten küçükken de hocam söylediğinde kafama yatmazdı bazen ama biz gelenekseldik. Yani usta-çırak ilişkisi vardı. Usta-çırak ilişkisinde sorgunun bir üslubu vardı ve bu her zaman olamazdı. Öyle olunca kendi iç dünyamda çok fazla girdapların içinde, dehlizlerde yok olduğumu hissettiğim zamanlar olmuştu. Zaman ilerledikçe ama hocam bunların tabii hepsinin farkında olduğu için gözlemliyor ve cevapları vakti gelmeden benimle paylaşmıyordu. Ha, sonra anladım ki aslında her konunun bir vakti varmış. Vakti gelmeden hiçbir konuyla fazla detaylı çalışma hırsı olsa dahi netice alınamıyormuş hakkıyla. Ve hocamdan aslında bu anlamda önemli bir ders aldığımı düşünüyorum. Vakti gelmeden mesela kendi büyük oğlum da hep derdi ki çok hevesliydi bazı konuları öğrenmeye. Ya baba neden anlatmıyorsun? İşte biliyorsun ama anlatmıyorsun. Ben de diyordum ki oğlum vakti var canım benim. Şimdi kızım aynısını söylüyor. İşte yeni birkaç gün sonra 18 yaşında olduracak. 18 yaşında değil diye ben bazı konuları ona anlatmıyordum. İşte yemek sohbeti sırasında işte büyükleri sorduğunda cevaplıyorum ama onların anlayacağı terminoloji var. Çünkü onlar benimle eğitimlerden geçtiler. Bizim tedrisatımızdan hocamla ben gibi. Geçince onlar anlıyordu. Kızım anlamayınca baba ben anlamıyorum işte bu nasıl bir olaydır anlat. Kızım vakti gelecek diye. Geçtiğimiz günlerde bana şunu dedi. Bak Haziran ayındaydı 18'imi dolduruyorum. Yüz okuma eğitimlerine beni kabul edecek misin baba? Yavrum dedim vaktin sadece yaşla alakası yok, olgunlukla da ilgisi var dedim ve sen artık hazırsın. Nasıl mutlu oldu, keyfi yerine geldi. Yani öyle bir süreçten geçtiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Biraz daha belki o gençliğin, toyluğun aceleciliğinden beni bir anlamda korumuş ustam. Şimdi de kırmadan, rencide etmeden kendi öğrencilerimle elimden geldiğince bu uyum titreşimini yakalamaya çalışıyorum. Yoksa herkes bir anda bilgiyle hoşbeş etmek istiyor. Bilgiye hemen ulaşmak istiyor. Ve o bilgi yetmiyor. Daha onu özümsemeden, sindirmeden yeni bilgiler peşine düşmeye başlıyorlar. Belki de çağın, demeyeyim de yaşın bir gereği bu. Çünkü bu herhalde birinci yüzyılda da gençler için aynıydı. Çünkü gençlik öğrenme hevesiyle hep doludur. Bunun heyecanını yaşıyordur. 21. yüzyılda da bundan farklı değil. Her ne kadar insanlar dese ki ya işte her çağın kendine has özellikleri var ki %100 katılıyorum. Fakat insanın kendine has İnsan. özellikleri tüm çağlara hitap ediyor. Doğru. Pek de değişmiyor sevgili hocam, değil mi? Yani çok doğru bir yerden girdiniz hocam. Bizim de zaten bugünkü konumuz tam bu. Yani Bu kadar baktığınızda. olur, bu kadar olur. Denk gelmiş. İşte kısaca öyle söyleyeyim. Bu çalışmalarda yoğunlaşınca baktım ki bilimsel anlamda da veriler bizi destekliyor. Yani kadim bilgiler artık modern tıbbında, modern ne bileyim sinir biliminde, çeşitli psikoloji alanlarındaki çalışmalarında desteğini görmeye başladı. Dedim ki ben iyi bir yoldayım. Daha önceden zaten bir donanım vardı. Bunu daha bilimsel bir noktada hatta eklektik olarak çoklu bilim dalından dostlar da alıp onlarla da konuşup tartışıp iyi bir noktaya eriştirelim ve insanlığa sunalım. Yani artık bunun vakti gelmiş demek ki. Çünkü kendi kendine oluştuğuna göre vakti gelmiş. Çünkü biz planlamamıştık. Öyle olunca da
bir dönem sonra başladık bunları bir arada anlatmaya. Mesela kadim şeylerde, mesela Hint, özellikle Hintlilerin o devirlere bölme olayı var ya, yani altın çağdan artık Kali Yuga'ya doğru, o demir doğru gelen bir şey var. Şu an herhalde o şeyin, o zamansal farklılaşmayla beraber insan hep aynı şeyi arıyor ama sanki bu dönemin insanı biraz daha dediğiniz gibi bilmek, İstiyor. yani elde etmek şeyin. Sanki şöyle mi hocam? O sözünüzü balla keseyim. Şimdi her dönemin güvenlik tanımı farklı ve güvenlik ihtiyaçları değişiyor. Tabii ki dönem dönem bundan birkaç bin yıl öncesindeki insan için güvenlik bir mağaraydı. Ve insan için güvenlik orada belli işte ilkel silahlardı veya daha gelişmiş silahlardı. Onu da bilemiyoruz. Hepsi varsayımlar. Ama zaman ilerledikçe silah, şehirleşme, bulunduğunuz ortamdaki evin işte vahşi hayvanlardan korunması, çocukların korunması, ava çıkma, işte tarım yapma. İnsan aslında sosyolojik anlamda, antropolojik anlamda fevkalade doğru süreçlerle gelişti. Ama hep bir güvenlik ihtiyacıyla gelişti. Ve dönemine göre de güvenlik tehditleri de değişti. Şimdiki dönemde de güvenliği temin edebilmek için bilgi çağında yaşadığımız adına, yani öyle konuşursak eğer, bilgi sanırım insanların birçoğunun kendisini güvende hissetmesi adına inanılmaz bir malzeme artık. Ve buna ulaşma imkanı da var. Önceden de belki bilgi önemliydi ama sıradan insanlar ulaşamazdı. İşte neydi? Ruhban sınıfı vardı, öbür tarafta kraliyet vardı, soylu sınıf vardı, saray halkı vardı. Her birinin aldığı eğitimler sıradan bir vatandaş da aynı değildi. Öyle olunca da güvenliği temin edebilmek adına o donanımlardan o kişiler o zaman yararlanıyordu. Şimdi de biz bilgiyle sanırım yararlanıyoruz. Yani bilgi yani derler ya bilgi bir nevi bir kalkan olduğu hatta tehdit olduğu ve bilgi kimin elindeyse o büyük veri dedikleri big data. Şimdi kurumları, şahısları, ülkeleri aslında avucun içine aldığı ve big datasını ya da kurum hafızasını, ülke hafızasını, tarihini, milli değerlerini, bir takım ulus unsurlarını vesaireyi bir arada tutabilen insanlar o big dataya sahip oldu. Big data deyince insanlar o büyük bir veride sadece elektronik bir ortamda toparlanan veriler sanıyorlar. Büyük bir yanılgı bu aslında. Sosyolojik olarak düşünürsek eğer büyük bir yanılgı. Evet, sanırım şimdi de güvenliği teminat altına alabilmenin en basit yollarından birisi gibi göründüğünden insanlar bilgiye saldırıyor. Ama unutuyorlar, ellerine kullanamayacakları bir silah almışlar, oralarını buralarını kesecekler ve kesiyorlar da. Yani hocam, şimdi benim şey diyecektim. Yani bugünün insanı biraz daha, mesela dediğiniz gibi eskiden bir mesela 1.000 kişiye bir kitap düşüyordu neredeyse. Evet, öyleymiş. Bir kitle 1.000 kitap, hatta bir kütüphane binlerce kitabı tek tıkla eline alabiliyor. Değil Yani mi? Değil mi? bir nevi bilgi obezitesi de başladı. Çok yaşayın. Çok yaşayın. Yani Evet. bu çağın belki şeyin, René Guénon'un bir kitabı var, Modern Dünyanın Bunalımı diye. Yani Evet, biliyorum. René Guénon'u çok severim mesela. Aynı şekilde. Aynı şekilde tavsiye ederim hatta ben Heh, birçok ben kişiye. de. Yani o şey, hatta göstereyim diye getirdim böyle. Evet, o harikasınız, Yani harikasınız. Evet, ben bunlar gözlüklerim olmadan çok göremiyorum. Arada şeyleri. takayım. Buyurun. Ha, Yani evet. René Guénon olsun, işte Titus Burckhardt olsun ya da Edward Shore olsun, bu Güzel. şeylerin o perennis dedikleri var ya, filosofya perennis. Evet. Yani bir tradisyonellik. Çünkü eskiden mesela dediğiniz gibi doğuda bu bilgiler vardı ama bunu şey için kullanıyorlardı. Yani böyle insanlığa hizmet için. Ama şimdi Evet. Batı'nın, bu Batı'ya ihraç edildikten sonra Batı bilgi güçtür dedi ve bunu tahakküm aracı olarak kullanmaya başladı. Çok Bugün doğru. insanı da bilgiyi böyle ediniyor. Şu an bu kanallardan bilgi ediniyor ve yani şey de, mesela siz daha iyi bilirsiniz. Bu Estağfurullah. dövüş sanatlarının, savunma sanatlarının, yani bunların birbirini dövmek için kullanılan bir şey olarak ben bunun batıdan geçtiğini bile düşünüyorum. Öyle zaten.
Aslında hakikatte tabii ki mutlaka kendimizi savunmak çok önemli. Hayat algısını şekillendiren bir konu güvenlikse eğer tabii ki savunmaya dair bazı becerilerimiz olacak. Bununla ilgili işte silahlar geliştireceğiz vesaire ama aslen hangi uzak doğulu ustayla görüşürseniz bu işi neden yapıyorsun dediğinde kendini disiplin altına almak, bedenini tanımak, zihnini ve ruhunu değil mi bir olgunluğa eriştirmek için aslında yaptıklarını ifade ederler. Ben size isterseniz siz de yüz okumayla ilgili çalıştığınız için bir örnek vereyim. Şimdi Tabii. bizim dünyayı ben batı doğuda tabii yuvarlak olduğunda nerenin doğu nerenin batı olduğu bulunduğunuz yere göre ve algınıza göre şekil değiştirecek ama küreyi böyle düşünün. Şuradan kestiğimizde Taraflar tabii ters olacak ama orada görüntü çünkü ters şu anda. Fakat şöyle düşünün. Batı diye tarif edilen yer bizim daha çok sağımızı temsil etsin. Düz baktığınızda kendimiz yani dünyanın kendisine göre sağ. Dünya eğer yer küre itibariyle bir kafayı temsil ederse şu tarafta sol taraf yani doğu dediğimiz yerde tersine olacak değil mi? Solu temsil edecek. Batı bu anlamda sosyal maskeyi temsil ederken bu yüzden PR'dır değil mi? çok pardon hocam. Reklamdır, tanıtımdır vesaire gibi alanlar sistematikliktir burada olacak. Akıl burada olacak çünkü sol beyin lobu orayı analitik şekillerle, ayrıntılarla sistematize edecek. Şurası ise daha ruhani, daha işte içimize, Sağ. iç dünyamıza ait sağ tarafın etkilediği bir nokta olarak. Bu anlamda baktığımızda aslında dünya coğrafyasını da analiz edebiliriz. Aynen. Yani onların davranış Şeyde de hocam kalıpları. bu Feng Shui dedikleri bir şey var ya. Evet, bilirim. Yani Uzman değilim de bilirim. onunla işte bedeni, yaşadığın şehri, sadece evi değil yani bütün Tabii evleri. tabii her yeri. Yani beden de senin evin, Çok dünya da yaşayalım. senin evin. Evet, Hatta biz evet. onunla alakalı yayınlar yaparken bir örnek göstermiştik. Dünyada mesela Feng Shui haritasını dünya üzerine uygulayıp Ben onu izledim. bize. Burnu anlattınız. Tabii. Ben çok hoşuma gitmişti. Keyif aldığım bir çalışmaydı o. Yani evet, Güzeldi. çünkü doğudan gelen bilgi her alana uygulanabiliyor. Kadim bilgilerin hepsi. İşte güzelliği bu onların zaten. Herhangi bir bilginin kadim olup olmadığını anlamak için çok basit bir sağlama yöntemi var. Yani sadece tıp için kullanılan gibi görünse de bunu buyurun iş modellemesine koyun. Oturuyor mu, oturmuyor mu? Oturuyorsa kadimdir zaten. Yemek beslenme sistemi. Ha buyurun. Evet oturuyor. Tasarım, iç tasarım, mimari. Oturuyor mu, oturmuyor mu? Bakın bakalım onlar. Evet. Demek ki kadim dediğimizde İnsanın aslında hayatının her bir noktasına katkı sağlayabilecek muhteşem bilgiler demek. Yeter ki biz onu doğru Eyvallah hocam. Yani bir beden kullanalım. çalışma usulü gibi. Karaciğeri, Evet. böbreği, işte kafası, Evet. gözü. Evin de aynı şekilde bir karaciğeri var, bir Değil böbreği var. mi? Değil mi? Değil mi? Bir yüzü var, kafası var. Şirketlerin de öyle. Şirketlerin öyle. Evet. Aslında eski değil, kadim. Eskimeyen eski. Ne? Eskimeyen, kesinlikle kadim ifadesi daha yerinde bir ifade oluyor orada. Kadim, yani eskimeyen eski, bunu ilk insandan beri bunu insan sistemini şirketlere, devletlere, ordulara, Ki mesela tabii, değil mi? tabii. Farabi'nin işte şeyin Şimdi, şeyin Sokrates'in, yani Platon'un pardon, şey Eflatun'un, ha Platon'un, evet. devlet kitaplarında anlattıkları bir şey var. Şimdi Ya sevgili hocam, bunlar artık kesinlikle, mesela kesinlikle. özellikle benim şey olarak örnek olarak aldığım şahıslardan birincisi İbn Arabi Hazretleri'dir hocam. Yani Çok önemli bir isimdir. Onun bir kitabı var, bu Memalikiyetil Mülkiye diye. Orada bu şeyle, şehrin nasıl yönetilmesiyle alakalı bir kitap yazıyor. İşte bu kim? Aristo'ya şey olarak ama. Yani aslında bir devlet kitabını eleştiri olarak yazıyor ama orada Evet. manevi coğrafyanın da nasıl olduğunu, bedende de bunların nasıl yerleştiğini. Çünkü orada da yüz okumayla alakalı şeyler var. Var var var. Bilgiler var. Zaten onların birçoğu büyük olasılıkla sizin de bildiğiniz şeyler yüzü de analiz ettiğimizde topografya verileri alırız biz yüzde. İşte yükseltiler, düzlükler, ovalar, Nehirler. sular, dağlar, nehirler bunların tamamı bizim için aslında önemlidir. İşte yin kısmı, yang kısmı
bir şehrin ya da kasabanın yerleşmesi için verilir. Nereye yerleşeceksiniz? Yin kısmına mı yerleşeceksiniz? Yan kısmına mı? Bu sizin coğrafi bilginizle beraber, o topografya ile beraber, yani yer bilgisiyle beraber, aslında orada sergileyeceğiniz davranışlarla beraber o coğrafyanın insana ya da diğer canlılara sergileyeceği davranışı da gösterir. Ne kadar sert olacağından, ne kadar ılıman olacağına kadar. Savaşta da kullanırlar bunu. Savaşta cephenin tespit edilip hangi cephede savaşılacağına ya da hangi cephelerin bir taraftan işte düşman tarafından oluşturulurken o cephelerin olumlu olumsuz risk taraflarının hesaplanarak o cepheye gitmeyerek, bakın çünkü cephe yani, o cephe yerine alternatif cepheler oluşturma zorlaması, istihbaratı bu açıdan kullanma, işte belli birimleri bu açıdan diğer tarafları zorlamak adına yönlendirme fevkalade önemli bilgiler. Ve tıp için kullanılan, teşhis için kullanılan, belki reçeteler çıkarmak için kullanılan bu bilgiler, bakın yüzünüze de döktüğümüzde işe yarıyor. Bir şirket yönetimine koyduğumuzda, ki ben şirket danışmanlıkları yaptığımda 5 element ve yin yang doğrultusunda şirketlerin çok risk gruplarından iyi noktalara çıktığını gördüm. Onlar da inanamıyorlardı nasıl olur diye, ama insan gibi ele alıyorduk biz bu konuyu. İnsan gibi ele almak lazım. Öyle ele aldığınızda çok daha net görünüyor her şey. Ve çizmek lazım. Şirketin vücudunu çizeceksiniz. Şirketin yüzünü çizeceksiniz. Şimdi ilk söylediğinizde CEO bakıyor suratınıza ya da patron, hocam ne diyorsun sen der gibi, ama üsluben onu demiyorlar. Bir dinleyelim diyorlar, ama yüz okumacısınız, bir de yüzlerinden anlıyorsunuz. Çok öyle ihtimal vermiyorlar. Sonra bir yazmaya, çizmeye başlıyorsunuz. Birbirlerine bakmaya başlıyorlar. Çünkü finansta sorun var diye düşünürlerken aslında meselenin başka bir yerde olduğu, vücudun organları gibi şirkette analiz edildiğinde ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Tam muhteşem bir bilgi bu. yani hocam valla şu el okuma da hani biraz o da var. Evet, Yani ben de o yüz yok, onu bilmiyorum. okuma, şimdi bu konularda mesela yüz okumada, el okumada bunları eş işte evlenme, nişan böyle Evet. basit şeylerden çıkarıp sizin şu anlattığınız şey ülkenin üstüne uygulamak lazım. Aslında zaten şöyle söyleyeyim, canlı yayın ama aklı başında liderler ya da belli pozisyonları meşgul eden insanlar ilk önceleri bunların çok efektif olamayacağını düşünürlerken, daha sonra sizlerden aldıkları bir takım ipuçları ya da destekle deneyip işe yaradığını gördüklerinde artık sizinle oturup konuşabiliyorlar. Eyvallah, doğru. Bizim de bu konuda büyük sabır göstermemiz gerekiyor. Ayrıca gerçekten çalışmaların hepsinin arka planının çok net, çok sağlam, izah edilebilir, fevkalade anlaşılır dillere dökülebilir olmasını sağlamamız gerekiyor. Yani Yoksa biz bunu sadece sezgilerle, işte böyle bir insan şu davranışları sergiler diyerek atarsak ve ortaya geri çekilirsek olmayacak. Bunun arkasında çok ciddi bir bilim var. Hem bu bilime ihanet etmemek lazım, hem insana, o kadim çalışmalara ihanet etmemek ve sadakat göstermek lazım. Ben inanıyorum bu çağa girdik. Artık insan tanıma yöntemlerini çalışan insanlar geleceğin insanlarını eğitecek hocam. Eğitimde, bakın bu çok önemli. İnsan kaynaklarında herkes sadece güvenlik sanıyor. Güvenlik bunun sadece bir kısmı. İşte az önce konuştuk, strateji geliştirirken. Yani ordunuzun durumundan tutun da ulusal ya da uluslararası ilişkilerdeki bazı stratejilerinizi, politikalarınızı belirlerken dahi bunlar işe yarıyor. Ya zamanında Osmanlı'nın padişahları da bundan yararlanmış. aynen Ya öyle. Allah aşkına Mısır da bundan yararlanmış. Evet. Durmamış Amerika'yı yeniden işgal, daha doğrusu kişiliklendirirken ki dönemde de Avrupa'dan taşıdıkları o bilgilerle kabineyi oluştururken de Evet. kullanmışlar. Ya Allah aşkına, o adamların her biri ve Mezopotamya coğrafyası dediğimiz bu havza o kadar önemli ki, Orta Doğu. Buradaki bütün kültürlerin arka planında bakıyorsunuz, danışmanlık gibi çok önemli bir pozisyonda bu alanlarda uzman insanlar var orada. Yani şeyin İskender fethetmeye çıkmadan önce mesela yine bununla alakalı bir kitap yazıyor hocası. Bununla Ya alakalı boş, aslında. evet. Yani o kadar aslında dikkat edilmesi gereken hususlar ki, biz şimdi, ama neden ben insanlara kızmıyorum ya da ülke yöneticilerine haklı olduklarını düşünerek bakıyorum. Sebebi de şu, tüm insanlık tarihinde sanırım bazı insanlar bu tür bilgileri ucundan, arkasından, parçasından birazcık bilerek, çok özür dileyerek şaklabanlık yapmışlar ve insanlar onları falcı gibi görmüşler. Doğru.
Oysa bu çok büyük bir bilim, büyük bir ilim. Bunu yapan insanlar, şimdi bir İbn Sina'ya siz nasıl bakacaksınız? Bu insan bunun detaylarına kadar didik didik etmiş yani. İbn Sina, hadi tamam Batı'da Kaspar Lavater'idir ya da işte ne bileyim Marcus Aurelius'idir, Hipokrat'ıdır. Bunlar da önemli isimler ama bizde var bunlar. Bakın bizim de coğrafyamızda var bunlar. Bu coğrafyada ilmi sima diye çalışılmış bu zamanında. Ama onlar da büyük olasılıkla o kadim coğrafyalardan aktarılmış bilgilerle bunları almışlar ve çalışmışlar. Bizimkiler hocam aktarırken şeyleri, bu Aristo'nun mesela hayvanlarla... Evet, o çok önemli bir iki cilt eser, çok önemlidir o. Mesela İbn Arabi bunu şey olarak söylüyor, böyle çok, ya da bizim işte yazılmış Hamdullah Hamdi'nin yazdığı şeylerde böyle beyitler halinde ifade etmişler o kıyafetnamelerde. Mesela Çince'de de öyle. Yani, bu kadar olur. Kedi kulaklı olursa hırsız olur diyor. Kedi kulak diyor. Kedi küçük olursa hırsız olur diyor. Mesela siz işte daha iyi bilirsiniz. Kulak küçüldükçe o şey korku, işte güvenlik... Böbrek enerjisi azaldığı için güvenlik ihtiyacı artar. İç konuşmalar artabilir. Onu destekleyen başka bir... Şimdi siz bunu böyle söylediğinizde nasıl yani? Küçük kulaklar hırsız mı diyor ama şunu görmüyor. Mesela şu pandemi sürecinde şeylere özellikle dikkat etsinler. Bu devlet yardım verirken mesela işte kimlere veriyor? Yani kimler başvuru yapıyor? Adamın şeyi var mesela, ama o şeyi, onu da istiyor. Çünkü güvenlik ihtiyacı. Yani biriktirmek zorunda. Yani malı mülkü var, belki parası var, yiyeceği de var ama diğerini de hak addediyor. Başkasının alması da nasıl haksa benim de hakkım var. Ama şunu söyleyemiyor. Benim var canım, ihtiyacı olan başkaları alsın demek yerine o kulağındaki küçüklük ya da birkaç tane daha veriyi bir araya topladığınızdaki kaygı yüksekliğiyle o huysuzluğu ortaya çıkıyor ve bencilliğiyle gidip ben de istiyorum diyor. Bu benim de hakkım diyor. Kesinlikle aynı fikirdeyiz o konuda. İşte bu tür bilgiler hakikatle bazı değerlere sahip insanlar tarafından kullanılmalı. Biliyorsunuz eğitimler veriyoruz sizde bizde ama biz ilk iki modülden sonraki üçüncü modüldeki o uzunca sürecek eğitimi belki onlarca kişi içinden bir kişi seçiyoruz. Ve biz seçiyoruz mesela. Üçüncü modüle kimse kendi kafasına göre gelip başvuru yapamaz. Gördüm. Diyoruz ki biz, ben resmen görüşüyorum, diyorum ki işte falan bey, falan hanım, işte bundan sonra şu tarihte başlamasını planladığımız programa sizi dahil etmek istiyoruz. Siz de ister misiniz? Ama bunun sorumlulukları şunlardır, hazır mısınız? Biz zaten analiz etmişiz, o hazırlıkları var bedenlerinde, zihinlerinde ama kendileri de buna inanıyor mu? Ve o şekilde alabilirsiniz. Aksi takdirde fevkalade tehlikeli bir silahı şuursuz, hava atmak isteyen, kendi duygularını daha bilmeyen, kontrolsüz insanlara vermek ne kadar tehlikeli olurdu. O yüzden dikkat edilmesinde fayda var. Zamanında da öyleymiş zaten, seçerlermiş. Siang Ming'in kendine has, ben belki bazı yayınlarda duymuşsunuzdur. Duymuş. Bir el kitapçığı var Çin'de. Bir ara sizinle konuşalım. Bugün mesela Pekin'den bir arkadaşımla, eski öğrencimle diyeyim, muhabbet ettik. Ya hocam diyor ki, şu anda çok özel Çin tıbbı konusunda, Qigong konusunda fevkalade iyi noktalara varmış birisi. Burada biz onu Qigong çalışması, Çin tıbbı çalışması yapıyorduk ki bundan 10 küsur yıl önce, 15 yılı geçti sanırım. Kendisi herhalde benle çalıştıktan 2 sene sonra Çin konuşurken bu alanla ilgili, işte Uygurlar değil mi? Bizim oradaki çok özel bazı işte etnik akrabalarımız diyelim. Oraya gitti. Ve tamam, şu anda ana dili dönmedi bir daha da. Ana dili gibi Çince konuşuyor. Orada İngilizcesi olduğu için Çince ile işte değiş tokuşla insanlara yardımcı olarak tercümanlık yaparak geçimini sağladı. Defaatle hayatını değiştirdi ve bugün bana yazdığında ilk önce canlı görüşmeden önce hocam dedi, ben üçüncü defa vücudumu sıfırladığım gibi hissediyorum dedi ve canlı görüşmeye başladık. Fark ettin mi dedi, gülümsüyor, evet dedim, yüzün değişmiş. Ya hocam dedi, ben senden dedi daha sonra dedi çok ilgili değildim yüz okuma kısmına bu Çin tıbbının ama artık onunla ilgilenmeye başladım. Muhteşem şeylerle yüzleşmiş belli. Yüzünün elementi değişmiş hocam, bu kadar. Artık başka bir insan var karşımızda, duygularıyla, düşünceleriyle ve davranışlarıyla. Bu işin ne kadar ciddi bir simya kültürü olduğunu artık anlamakta fayda var. Altın kelime simya herhalde. Simya hocam, simya.
Bu çok önemli bir. Evet. Bu çok Zaten önemli bir husus. Taoist simyacılar Evet. o Nian Onlar zaten. Şu anda işte bahsettiğim öğrencim, eski öğrencim artık sanırım benim ustam olur o. Çünkü Shengi. orada bana söylediği şey ki çok inançlı bir Müslümandır o. Taoist bir simyacının yanında, onun dizinin dibindeyim dedi. Çok Neler iyiymiş. yaşadığımı anlatamam sana diyor. Anuhan bizim ufaklık müsaade etmedi, uzun konuşamadık. Tekrar görüşeceğiz onunla. Benimle bilgilerini paylaşıyor ama fevkalade sağlam, denenmiş, sadece empirik olarak değil, Çin tıbbı desteğiyle de mevcut durumda da modern tıptan da destekler alarak iyi noktalara ulaşmışlar hocam. Ama bu işin temelinde evet dediğiniz gibi simya var. Şirket yönetimlerinde bu adamlar var. Şeyi Bakın getirin bu hocam o önemli. arkadaşımızı. Geliyor geliyor ara sıra, çok nadir, kısa geliyor ve kayboluyor gidiyor. Onunla ben, ama benim yanıma hep uğrar. Bizim bu kung fu okulumuza da gelir yanıma. Bir sonraki gelişinde inşallah bir yayın yaparız, bir şeyler yaparız. Utangaç, sakin birisidir. Ama dünya tatlısı bir yüreği Bir vardır. şey dediniz hocam. Burası önemli dediniz ya bu. Ha, burası önemli. Bu tür sanatlar aslında kadim simya kültürünü temsil eder. Ve bu insanlar devlet başkanlarına danışmanlık yaptıkları gibi hazinenin korunmasından hazinenin güçlendirilmesine kadar, tarım faaliyetlerinden tutun yani daha güçlü nesiller yetiştirmekle ilgili bazı politikaları belirleme konusuna kadar, hatta üst düzey devlet yetkililerin çocuklarının nasıl yetiştirileceğinden, kimlerle evlendirilseler daha hayırlı olur ülke adına diye ona bile karar veren insanlardır bunlar. Ha, şimdi böyle bir dönemde insanlar için bu çok korkutucu bir bilgi. Yani düşünsenize. Birisi çıkacak diyecek ki ben gittim dünyanın en işte prestijli üniversitesinde yönetim eğitimi aldım, politika eğitimi aldım. Sen nereden çıkıyorsun da simya ya da işte yüz okuma, insan tanıma yöntemleriyle bazı iddialarda bulunuyorsun? Onların korkusu bu aslında. Çünkü Hocam, bilmediklerinden korkuyorlar bundan. Yunan'da, Roma'da eskiden o seçkin ailelerin kızlarını yani kızların ellerini rahipler incelermiş ve bazılarını evlenmelerine izin vermeyip rahibe yaparlarmış. Zaten hocam bilirsiniz, bu el kültürü, elden insanın geleceğinden, hastalıklarından, kimliğinden, kişiliğinden çok sağlam veriler toplama kültürü Batı'da çok yaygındır. Yani bu iş aslında doğudan gibi düşünüyoruz da biz. El meselesi Batı'da çok köklüdür. Çöktü ama esas şeyin Hindistan Orijin Hint hocam. orijin Hint olarak Hint. doğu. Evet, hatta şöyle söyleyeyim size. Kung Fu'nun da orijini Çin sanırlar da değildir. Hindistan'da Kalaripati denen bir sanattır. Çok üst düzey, kraliyete ait bir dövüş sanatıdır. Fevkalade esnek olması gerekir. Silah kullanırlar vesaire vesaire. Daha sonra Damo denen, sonrasında insanların Bodhidharma diye, Buda diye de isimlendirdikleri o prens bunları daha sonra Çin'e taşır. Buyurun. Yani bu Hindistan deyince hocam Rene Ginon Üstad yani Hindistan'ı çok iyi anlatıyor. Evet, Hint evet, evet. kültürünü yani değişmeyen o kadime giden en eski ipin orada olduğunu söylüyor. Yani defa Kesinlikle katılıyorum. değil. %100 katılıyorum hocam. Çünkü hatta ilginç olan bir şey var. Bilirsiniz Sanskritçe, Palice çok ilginç kaynaklar vardır. Vedaları okudunuz mu bilmem, ben çok sevdim. Evet, Vedat. Çünkü hem Tibet'in Ölüler kitabı, hem Mısır'ın Ölüler kitabı, hem Vedalar. Bazı kadim tekstleri okuduğunuzda aslında hayata dair mevcut algımızın ne bileyim derslerini, sanki hani introduction diye giriş dersleri olur ya üniversitelerde. Psikoloji 101 gibi. Aslında insan 101 dediğinizde kök Hindistan'a gidecek diye düşünüyorum ben. Diyor. Hindistan insanı anlama, tanıma adına en azından mevcut coğrafyamızı düşünürsek eğer çok önemli bir başlangıç noktası hocam. Ve Yani Vedaları da incelemek lazım. Öyleyse aslında izleyicilerimiz için ilginç bir şey söyleyeyim mi size? söyleyin hocam, buyurun. Hocam çok ilginçtir. 88, 89 sanırım. Bir profesör var. Ben de deli gibi meraklı genç. Kendimce denemeler yazıyorum. Üniversitede denemeler yazıyorum. Neyle ilgili? İşte insanla ilgili. Daha düşünün, o yaşlarda insanı anlama çabasıyla kitaplarda okuyoruz. Efendim? Ben yokum o zamanları da. Yok, siz yoksunuz o zamanlar. İşte o sıralarda denemeler yazıyoruz. Denemeler sonrasında da birkaç tane işte eli kalem tutan, kitap çıkarmış profesörle de konuşmak istiyorum. Konuştum, birisine sordum. Dedim ki ya
İnsana dair benim şöyle şöyle kafamı karıştıran hususlar var. Bana biraz ön ayak olur musunuz? Dedi ki olur. Sorularını sor bakayım. Şimdi sorularımdan bir tanesi benim çok merak ettiğim bir konuydu. İnsanlar hani Çin, Uzak Asya vesaire çok bilmiyorduk, değil mi? 70'li yıllarda falan kimsenin pek fazla da bilgisi yoktu o konularla ilgili. Ama aklımda duyduğum sahih olmadığını da daha sonra öğrendim ama işte ilim Çin'de dahi olsa gidip öğreniniz hadisi benim kafamı o zaman karıştırıyor. Niye Çin canım yani daha uzak coğrafya yok mu? Bir de Çin'e karşı Çinli hocalarım da var ya. Hafiften de böyle bir dikkatli olmaya da çalışıyorum. Ama bana ne dedi biliyor musunuz? Murat dedi bir başlangıç noktası sana vereceğim bunu araştır dedi. Tamam. Ben araştırmaya başladım o beni yönlendiriyor. Bir kitabe bulduk. Daha doğrusu Sanskritçe yazılmış, Palice yazılmış daha doğrusu bir kitabı. Kitabede ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki bir gün diyor Damo yani daha sonra Buda dedikleri kişi öğrencileriyle sabah antrenmanını yapıyor ve söyleşi yapıyor, sohbet yapıyor onlara arkasından. Onlara diyor ki ben ilk Buda değilim, son Buda ben olmayacağım. Bir gün diyor öyle bir Buda gelecek ki diyor şu 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 özelliklere sahip olacak. Anlatıyor özelliklerini. Yazıyor orada kitabede. Ve diyor dünyada diyor o insan diyor o Buda Mohameta diye tanınacak diyor. Şimdi Moha ve Meta'nın iki sözcüğün de Palice karşılığı rahmet demek. Şimdi biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ifadesi orada benim kafama böyle bir sanki böyle şimşekler çaktı dedim bir saniye. Ama Bunu dedim ben mutlaka detayına indirmem lazım. Ve o yüzden Palice, zaten Vedalara oradan gittim ben. Çok gençtim Vedalara okumayla ilgili. Ki o zaman internet yok ki. Yani bir yerden bulacaksınız da tercümesi olmuş olacak da. Ve o an anladım ki ben aslında insan hakikatle ilgili kendi tarafına taraf girse eğer. Hani zamanında Yahudiler neden bizden çıkmadı diye nasıl tarafgirlik ederek reddettiyse. Aslında aynı zihniyet şu anda da var. Aynı zihniyet hep olacak, hep varlardı. Nasıl kendilerinden olmayanın güçlü olmasını, kendilerinden olmayanın bilgiye sahip olmasını, kendilerinin olmayanın bilime, ilime sahip olmasını reddetmek eğilimi bir korku göstergesidir. İşte her dönemde bunlar olmuştur. Ve bunlar davranış kalıplarıyla sosyal olarak da toplumu bölmüşler. Şu cucu, bu cucu, falancı, filancı kimlikleriyle maalesef topluma hançer sokmuşlardır kalbine, bacağına, her yerine. İlerleyemedik, bacaklarımıza hançer soktu birileri. Biz toplum olarak ilerleyemedik. Kafamıza bir sürü gereksiz kulağımızdan, gözümüzden, ağzımızdan, burnumuzdan bir şeyler hurafeler. soktular. Tarif etmeyeyim. Onlar bizim beynimizi o kadar gürültüyle korkuya saldı ki biz hakikatle yüzleştiğimizde bile onu anlayamadık ve hakikat geldi geçti yanımızdan. İşte biz toplum olarak canımıza okumuş olan bunca yani kötü niyetli varlıklar diyeyim, korku dolu varlıklar diyeyim, onlara siz ne derseniz diyeyim nedeniyle ilerleyemedik çünkü bacağımızı kestiler. İlerleyemedik çünkü şah damarımıza vurdular. İlerleyemedik gözümüzü kör ettiler ama oraya ayrı bir göz taktılar onunla görmemizi istediler. İlerleyemedik çünkü kulağımızı işitme duyularımızı yok ettiler. Kendilerine ait dokularla bir işitme duyusu bize verdiler ve biz kendimiz duyuyoruz sandık. Ve hala da öyleyiz çoğunluk itibariyle. Hala da öylesin. Neyse çok enteresan konular fazla heyecanlanmayayım ben. Buyurun lütfen. Heyecanlandım hocam. Güzel. Yani. Ama şu söylediğiniz şey mesela o Buda'nın bu tür bir şeyi tarif etmesi Çok önemli hocam. bu çok önemli. Yani Vedalar zaten Vedaların şu an 4000-5000 yıl o esas en eski kaynakların şeyleri. Çok eski hocam. Evet. Onu açmak, onlara bakmak ya da o Orhun kitabelerini okumak. Ha, evet. Yani bunlarla bir şeyleri kıyasladığınız zaman, aa bakın burada da aynısı varmış, şöyle bahsediyormuş. Şimdi buna o dediğiniz kafalar, softa dediğimiz şey. Evet, maalesef korkuyorlar. Korkuyorlar. Başka bir şey değil. Yani Yani siz bu evet. Buyurun, orada buyurun. tarife açık, tarif etmeye. Yani ben mesela ilahiyat kökenli olduğum için, ilahiyata dışarıdan geldiğim için belki biraz daha şanslıyım. Ha o önemli. O önemli. Çünkü farklı bir gözle bakma şansı sizi aslında güçlü de kılar. Çünkü filtreleriniz daha sağlıklı olabilir. Evet, ben farklı bir yerden baktığımda bana
böyle bakılıyordu yani şöyle. Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Ama hiç önemi yok. Bize hep öyle bakıyorlar zaten, her zaman. Bizi bir tarafa yamamaya çabası her zaman çok olmuştur. Her zaman olacaktır da. Esas olan şudur. Ben çocuklarıma da diyorum bunu. Bakın yavrularım diyorum. Sizin için, hatta dün konuştuk daha kızımla, bir daha. Sık sık konuştuğumuz bir konu çocuklarımızla. Bakın yavrularım diyorum. Siz ne olursa olsun milli bir şuura sahip olacaksınız. Ama kör değil. Bununla beraber değerlerinizi iyi tanıyacaksınız. Ama mutasip olmayacaksınız. Fevkalade öğrenmeye, insanlarla iletişime açık olacaksınız. Bakın yavrularım, siz bütün bunlarla beraber devleti aliye mutlak surette çok ama çok sadakat göstereceksiniz. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tane konuda konuşuyoruz. Çocuklarımın bir tanesi dedi ki, Cumhurbaşkanı dedi. Bak dedim yavrum, sen o kişiyi tasvip edersin etmezsin. Bu yaşın itibariyle de birçok konuda yanlış bilgilere sahip olma ihtimali de var. Fakat dedim, o bizim başımız, Cumhurbaşkanımız diyeceksin. Ve bunu hissedeceksin. Bununla siyasetle hiç ilgisi olmayan bir konuyu hatırlatıyorum ben çocuğuma. Çünkü bak, sen devletin her zaman en üst makamı temsil ettiğini bileceksin. Hükümetlerin değil, devletin. Ve bu anlamda saygını, sadakatini kesinlikle koruyacak, savunacak, besleyeceksin. Ya bunların tamamını verdiğinizde ne olacak? Alanında iyi çalışacaksın, üreteceksin. Katkın olacak şehrine, ülkene, insanlığa. Bunlarla beraber dürüst olacaksın, çalışkan olacaksın. Bunların tamamı bizim olmamız gereken değil mi zaten özellikler? Bunun için taraf olmanın bir anlamı yok ya. Ha, illa taraf olacaksan hakikatin tarafı olacaksın. Hakikati duyabilecek kadar da zihnini temizleyeceksin. Ya hakikati birilerinin sana servis ettiği şekilde de kabul etmeyeceksin. Fitrelerin güçlü olacak ama üslubunu bunu hiç bozmadan. Üslubun sağlam olacak, diyeceksin ki eğer bir sorgun varsa, efendim tamam hakikat diye şunu teklif ediyorsunuz ama bunu isterseniz bir de bu şu yönden analiz edelim mi beraber? Var mısınız? İşte böyle olduğunuzda canınızı okuyorlar birileri. Ama hiç önemi yok. Biz ülkemizi de insanlığı da çok seviyoruz. O yüzden hocam bence dışarıdan bakan gözler olmanız sizi daha kıymetli yapar. Öyle olmak lazım. Bilimin temelinde bu yok mu? Öyle, öyle. Bilimin temelinde bu var hocam. Düşünün, zamanında birçok bilim insanının kafasını almışlar, taşlayarak öldürmüşler. O insanlar hakikati söylemiş. 1000 yıl sonra adama hakkını teslim ediyorlar ama iş işten geçti. 500 yıl geçiyor, birkaç yüzyıl geçiyor. İnsana hakkını teslim ediyorlar. Devletler ya da dünya, küresel anlamda. Ama o insana siz zulmetmiştiniz. O insanı, ailesini, hepsini bulup cadı avı yaparcasına yok etmek adına neler yapmıştınız? Ya ne oldu? Onların şimdi ekmeğini yiyorsunuz. Değil mi? O alimlerin şimdi ekmeğini yiyorsunuz siz. Aynen. Alim olmak öyle kolay değil hocam. İşte eskiden kitap yazana ağırlığınca altın verilmiş yani adam kıymetli bir esere. Çok Ya da önemli çünkü. geçenlerde Ramazan ayında TRT1'de yayınlanan bir kuşların şeyi vardı hikayesi diye. Ben Mantıklı. televizyon izlemediğim için özür dilerim, bilmiyorum. Ha, buyurun, Orada siz hatırlatın. yani orada hatırlattı. Yani adam mesela siz bu kitabı yazıyorsunuz. Devlet başkanına takdim edeceksiniz ama siz çok meşhur bir yazarsınız. Sırf devlet başkanı benim adımı mukaddimeye yaz diye size evler, arabalar, altınlar. Tabii. Yani Tabii. o adam kendi adını orada ölümsüzle. Çünkü şeyin hatta Araplarda öyledir mesela. Bir şair bir sözüyle savaş başlatıp savaş bitirebilir. Şimdi de aslında öyle hocam. Bir yorumcu, bir stratejist, değil mi? Bir gazeteci, bir sunucu, bir sosyal medya kullanıcısı artık mevcut halini düşündüğünüz zaman toplumları şekillendirebilen, harekete geçirebilen, korkutabilen, aydınlatmak görevine aslında sahip olmaları gerekirken karanlığa gömebilen, insanları yanlış bilgilerle de maalesef yanlış noktalara çekebilen güce sahipler artık. İşte devletler bu konularla ilgili bence tedbir alıyorlar. Haklılar da. Ha, bazen bu insanların işte özel hayat vesaire konularına müdahale gibi görünüyor ama tabii her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Bir devleti yönetmek öyle kolay olur mu? Mutlaka tabii ki bu tür şeyler tepkilerde olacak. Onlara da saygı duymak lazım. Onlara ama bunu anlatmak lazım. Yani durumun arkasında ne olduğunu onlara anlatmak, işin ciddiyetini de onlara hissettirmek lazım. O yüzden hocam bilim, tabii biz kendimi ben bilim insanı olarak, araştırmacı olarak görüyorum. Alim diyemem zaten. Öyle bir şey yok. Allah muhafaza. Yani o büyük bir cüret ve terbiyesizlik olur benim şahsım adına. Şunu
Ancak eklemekte fayda var. Birileri kitap yazdığında, bir eser çıkarttığında, bir öğrenci yetiştirdiğinde, bilirsiniz bakın onların amel kitabının kapanmadığı, değil mi? Bir eser bıraktığında, na dair bazı ifadeler nettir. Sizin evet. alanınız yani. Madem öyle, bir kişi insanlığın hayrına bir kitap tabii yalnız yani. Bu çok önemli. İnsanlığa katkı sağlayacak. İnsanlığın belki X, Y, Z alanlarındaki çalışmalarını kolaylaştıracak bir eserse bu, tamam, o insan zaten bir anlamda birçok kişinin ulaşmak istediği ölümsüzlüğe ulaşıyor. Niye ulaşıyor? Çünkü bilime katkı sağlıyor. Kitabı asırlar geçiyor, hala kaçıncı baskıda devam ediyor. Sizin elinize geçiyor, benim elime geçiyor. Aa diyoruz, bunda neler yazmış diyoruz, şaşırıyoruz. Mevcut bilimle karşılaştırıyoruz. Yani hakikat ölmez hocam, hakikat. Hakikat daha ölmez. Yok. Hakikat ölmez. Hakikate çok kendini teslim edenler de ölmüyor işte. Ölmeyecekler. Ölmeyecek hocam. Onlar istedikleri kadar herkesi, yani kim olursa olsun bu, dış mihraklar, iç mihraklar fark etmez. Hain her yerde haindir. Ve temelde devlete, ülkeye ihanet vardır ama bu insanlığa ihanettir aynı zamanda. Yani Cemil Meriç'in dediği bu şeyler, iyiler kötüler yok, namuslular namussuzlar var. Var olun. Son günlerde ben de bu iyi kötü meselesine çünkü hafiften değinmeye çalışıyorum. Çoğu zaman eğitimlerde de derim, arkadaşlarla konuşurken de arkadaşlar derim, iyi ya da kötü insan yok. Yani genel anlamda düşünürseniz eğer, tamam, meyil var, potansiyelimiz de var. Bu tamamen insanların ilişkileriyle alakalı. Ben sizden ne bekliyorum? Beklentim ne kadar karşılandı? Siz benden ne bekliyorsunuz? İşte bu illa maddi bir beklenti olmak zorunda değil. Bir saygı, bir sevgi olabilir. Bir sizi nazara vermek olabilir. Bir güzel söz olabilir. Bunlar bile beklenti olur da. Bunlar olmazsa iyilik tanımı bir anda lekelenmeye başlar. Aydınlık kısım azalır, karanlık yoğunlaşmaya başlar. Ve maalesef iyi tanımınız iki gün sonra kötüye dönüşebilir. O yüzden iyi ya da kötüden ziyade sağlıklı ya da sağlıksız insan var hocam. Eyvallah. Yani zihnen de, kalben de, bedenen de. Cemil Meriç çok sert söylemiş tabii de. Var olsun. Yani ne diyeyim ki ona ben? Yani Allah. Yani insanın dini, inancı, ideolojisi falan değil. Yani hizmeti mesele olan, esas olan odur. Esas olan o olmalıdır. Tabii. Esas olan. Yani bizim bu konu başlığımız da oydu. Hani toplumsal algı ve bireysellik ya da farkındalık. Evet. Toplumsal algı böyle olabilir. İnsanların birbirinden beklentileri, çıkar ilişkisi, bunlar yükseliyor olabilir ama esas olan şey dini inançla işte, yani adam hiçbir şey yapmıyor ama sadece bir şey başka şeyleriyle ön planda oluyor. Bu evet, inançlı evet. olur. Kendi başka özellikleri olur. Parası pulu olur, zenginliği olur. Evet, evet, evet. Ama esas olan dediğiniz gibi hocam. Sayın hocam, şu çok ciddi bir inanç bende. Bir kişinin iyiliği, kıymeti daha doğrusu, bence kıymeti değil, iyiliği değil, kıymeti yakınından uzağına kadar ki katkı payı oranındadır. Bir kişiyi kıymetli saymak istiyorsanız mutlaka ilk önce kendisi düzgün olmakla beraber, yakınlarıyla beraber etrafına, ülkesine, dünyaya mutlak katkı payının iyi olması lazım. O oranda insan kıymetli ya da kıymetsizdir. Şirket yönetiminde de öyledir. Ben idari toplantıda arkadaşlarıma hep söylerim. Bakın arkadaşlar, X, Y, Z arkadaşlarının bizimle bir sene sonra çalışıp çalışmayacağı ile ilgili önemli birkaç kriter var. Bir, alanında donanımı iyi mi? İki, kendisini güncelliyor, yeniliyor mu? Üç, insan ilişkilerinde nasıl, yani takım adamı mı, takım oyuncusu mu? Dört, ki bu çok önemli, hem kendi küçük takımına, hem grubuna, öğrencilerine, hem okulumuza katkı payı ne kadar? Bunların hepsini değerlendirin. Ha, donanımı çok iyi, falanca üniversite mezunu olmuş ama diğerlerinde zayıf. Ben onu tutmam. Ha, bir sene şans veririm bu uyarıları yaparak. Katkı payınızı artırdığınız sürece üniversitemizle çalışmaktan memnuniyet duyacaktır bu bölümde. Ancak katkı payınız olmadığı sürece öğrencilerinizin gelişimine, kimliğine, bakın, bir dokunuşunuz olamadığı sürece ülkemize katkı payınız yok demektir. Hocam sizi rektör şey yapalım. Yok, ben böyle iyiyim ben. Allah muhafaza. hocam, yukarıların fırtınası çok yüksektir. Ben şu andaki pozisyonumda dahi çok zorlanıyorum. İyiyim ben şu anda. Öğretmenlik de iyi. 70-80 kişilik bir grupla beraber güzel de çalışıyoruz. Esasen onu örneğe niye verdim ben size?
kurumumuza katkı sağlaması şartıyla birinin kurumda kalması lazım. Öyle değil midir? Öyle hocam, yani katkı, faydalı olan, tabii, nafi tabii. olan hayırlıdır diye şey var yani. Yine ve çok doğrudur yani. Katkısı olan da hayır var ya. Katkısı olmayan bir insanın oradaki varlığı sadece alkış yapması, birilerini pohpohlamasının bir anlamı yok ki. Yani gerektiğinde dik duracak üslubuyla. Diyecek ki efendim kurumumuz adına şöyle bir karar verdiniz ama bunun şöyle zararları olabilir. Buyur konuş benimle işte. Ya o zaman biz bunu tartışalım. Hata yapmışsam geri adım atayım. Kurumda, ülkede, ailede aslında hepsi bir bütündür hocam. Bir birey bozulursa onun, o bozuk bireylerin oluşturduğu toplumun sağlıklı olma şansı kalmaz. Bizim o yüzden aslında bireyselliği de doğru anlamamız lazım. Batıdan ithal ettiğimiz şekilde değil. Şimdi batıdan ithal edilmiş olan bireysellik, o individualism dedikleri karın ağrısı, hakikat temsil etmiyor hocam. Hakikatte parça olarak bütünün parçası olduğunun farkındalığıyla hareket etme şuuru gerekiyor. Ona ferdiyet deniliyor hocam. Ferdiyet bence daha önemli. Yani o çok 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 önemli hocam. Düşünsenize aile. En küçüğünden bahsedelim. İşte biz 8 kişilik bir aileysek, şimdi torunum geldi 9 kişi olduysak en çekirdek aile. Hocam, 9 kişinin her biri... buyurun. Çok özür dilerim. Size saygısızlık gibi oluyor. Size karanlık... Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun lütfen. Ben beklerim sizi. Tamam, tamam. Aydınlandık. Şimdi aile eğer 9 kişi ise... Fark etmedim. Çok özür dilerim hocam. Ya rica ederim. Ne demek hocam? Kendime bakmıyorum. Hepsine bakıyorum. Kendinize de bakın. Şimdi düşünün. 9 kişilik küçük bir aileyi değerlendirdiğimizde ailenin her bir ferdinin aile bütünlüğüne katkısı vardır değil mi? Varlıklarıyla vardır, mutluluklarıyla vardır, kaygılarıyla vardır ama mutlaka vardır. Okula da gitseler, dışarıya da gitseler, spor da yapsalar, bakkala, markete, alışverişe de gitseler. Ne bileyim, bir böyle oturup da birlikte bir şeyleri konuşsak, bir kitap belki okusak beraber. Birinin bir derdi vardır, bunu hep beraber konuşurken mutlaka katkı payı vardır. Ailelerin içerisindeki her bir ferdin de katkı payı oranında ailenin diğer fertleri tarafından çok sevilip sayıldığını biliyoruz biz. Burada da çıkar ilişkisi var. Ama bu tatlı bir çıkar ilişkisi. Ben hep insanlara derim ki güçlüysen annen baban seni sever. Tabii ki evladı olarak kabul eder. Ama güçlü oldun mu seninle gurur duyarak senden bahseder. Benim kızım, benim oğlum falan yerde diye senden bahseder. Demek ki insanlar o güvenlik kaygısı ile yine güvenliğini teminat altına alacak evlatlara da sahip olmaktan gurur duyuyor. Çünkü mutluluk veriyor. Maddi gücü de, pozisyonu da güzelse çocuğundan bahsederken keyif alıyor insan. İşte aynı onun gibi bir parçada, bakın, bir ailede bir kişi sorumsuz olsun, bir kişi ahlaksız olsun, bir kişi vaktine riayet etmesin işlerin, bir kişi düzensiz olsun, bir kişi yalancı olsun, bir kişi kaba olsun. Bakın aileden bir kişiden bahsediyorum. Bütün hepimizi etkilemez mi bu? Etkiler hocam. Madem durum böyle, toplumları gerçek anlamda ilmik ilmik işleyeceksek, ki sorumluluğumuz bence öğretmen olarak bu, ilmik ilmik toplumları işleyeceksek, ki öğretmenden daha önceki nokta gibi görünür, anne babanın çok sağlam ve bilinçli olması gerekir ama meslek gruplarından önce her öğretmen aslında her anne babanın da öğretmenidir. Çünkü biz mühendis de yetiştirsek, dil bilimci de yetiştirsek, aşçı da yetiştirsek, pilot da yetiştirsek, polis de yetiştirsek, hukukçu da yetiştirsek, onların her biri birer anne, baba, eş, kardeş, çocuk, vatandaş değil midir? İnsandır. Öyleyse biz mesleki anlamda belki kişilere altın bilezikler veriyoruz ama insani değerlerde bütünün parçası olma ve bütünün parçası olarak bütüne hayırlı katkılarda, düzgün katkılarda bulunma şuurunu, sorumluluğunu, bu konuda inatçılığı, bu konuda iradeyi, bu konuda sadakati vermekte sanırım biraz geri kaldık. Maalesef hocam. Yani kurumlardan bahsediyoruz, ne olur bağışlayın, onunla bitireyim bu konuyu en azından kendi adıma. Kurumları güçlü kılan, o kurumu oluşturan her bir ferdin, bakın, şahsi donanımı, kişisel gelişimi, aynı zamanda kurumun rüyasına ortak olmasıdır. Biz de ülkemizin rüyasına ortak olup kendimizi, tabii yani hangi rüyaya sahipsek biz ülke olarak, devlet olarak, o rüyaya bizi de dahil etmeleri ve biz de kendimizi dahil etmemiz lazım ki ülke güçlensin. Bunu yaparken hepimizin branşıyla beraber kişiliği, insaniyeti, vatandaşlık şuuru, komşuluk şuuru, akrabalık şuuru, yani o kadar temel değerler var ki bunların hepsi birlikte olduğunda buyurun bakalım o şirket, o devlet nasıl güçlü oluyor?
Bizim büyük ihtimalle eksiğimiz orada kalıyor. Sadece ünvanlarla sanıyoruz. Geçen gün çok sevdiğim ODTÜ'de bir profesör hocamız var. Şunu söyledi, toplantı yapıyoruz online. Dedi ki insanları rakamlara sığdıramazsınız. Ve hemen notumu aldım, dedim. Soner hocam inanılmaz bir şey söylemişsiniz. Bu tamam, hepimizin güya bildiği bir şey ama hatırlama ihtiyacımız varmış. İnsanları rakamlara sığdıramazsınız. İnsanları rakamlara sığdırdığınız zaman bu işin artık ruhu kaybolur. Sayılardan ibaret insanlar. Sayılardan ibaret olamaz bir insan, bir topluluk, bir ülke, bir devlet. Bunun ötesinde değerlerimiz olmalı ve insanlar daha çok onlara sahip çıkmayı istemeli. Ve bu gönüllü olmalı, bu şuur düzeyi olmalı insanlar. Zorlayarak yapamazsınız bunu, yapamıyoruz zaten. Yani bir gitarın o tellerinin ayrı ayrı ama hepsinin aynı amaç için çalması gibi. Çok teşekkür ederim. Hepsinin ayrı ayrı ama aynı hedefe. Evet. Hepimiz evet. birlikteyken bir şey, bir puzzle oluşturmamız lazım. Tabii. Bir müzik. Evet, ya o yüzden işte ben de parçalansam benim bütün organlarımın sağlıklı olması lazım ki ben sağlıklı olayım. Ya öyle değil mi yani? Düşünsenize bir parmağınız bir tarafa kesiliyor, nasıl acıyor canımız? Konsantre olamıyoruz. Ya zaten hocam işin özü bu. Yani komşusu açken tok yapmak meselesi de böyle. Evet. Yani siz mesela uyurken kışın yorganı üstünüze çektiğinizde ayağınız açıkta kaldığında nasıl uyuyamıyorsunuz, değil mi? Aynı şekilde, evet. Aynı titreşimde. Çok eşeğin, çok eşeğin. Hocam, sevgili hocam, yani bizim bireyler olarak ve bütünün de o bireylerin her birine benzer şuuru aşılaması adına gerekleri yerine getirmesini hatırlayarak katsayımızı, o katkı payımızı artırma şuuruyla hareket etme zamanımız geldi, geçiyor hocam. Eyvallah. Yani bu bilgi çağında yine hani bizde bir şey vardır ya, bizim toplumun herhalde genel refleksi. Yani batıdan bir şey geleceği zaman öyle şartlandırıyoruz ki mesela işte matbaa, evet. Saz da öyleydi yani. Evet hocam, toplum algısı işte bu dediğiniz şey. Şekillendiriyorlar. Şimdi de bütün toplumları eskisinden daha kolay şekilde online olarak filmlerle, dizilerle şekillendiriyorlar. Yani maalesef. Filmlerle, diziler. Yani çünkü orada bir şey yok hocam. İnanç dediğimiz o insanın içini dolduran esas malzemenin olmadığı evet. Ve yeni nesil çocuklar bunlarla artık yetişiyor. Evet, evet. Ah sevgili hocam, öyle. Hepimizin hocam, sorumlulukları var. Herhalde şu an saate bakıyorum. Birkaç dakika. Doldu gibi. Bilmiyorum size uyarı geldi mi? Uyarı vermediniz ama gerçekten çok, yani ben sizinle zaten böyle görüşmeyi çok istiyorum. Teşekkür ederim. İyi bir vesile oldu. Var olun lütfen. Yani bu birinci bölüm olsa böyle ara yapsak. Çok... Daha sonra bir daha yapalım. Benim şöyle yarından itibaren normal mesaiye başlıyorum. Ve yaklaşık Haziran boyunca da pazartesi ve pazar harici tüm akşamlarım eğitimle dolu. Ama mutlaka saatini ayarlayıp bunun devamı takibi olarak toplumun algısı nasıl şekillendiriliyor ve nasıl bu konuda farkındalıklı ve sağlıklı adımlar atabiliriz, onu tartışalım bence. Aa, çok güzel olur hocam. Ben tamam, mutluluk duyuyorum. Kendim çok mutlu oldum. Yani kabul çok sağ olun. Ya ne demek, onur duydum. Ben sizi çok seviyorum, uzaktan tanıyorum ama teşekkür ederim. Ben sizi daha çok seviyorum. Peki tamam, yarışmayalım ama inşallah nasip olur da yüz yüze de görüşürüz bir gün. İnşallah hocam. Çok hürmet ediyorum. Şu an uyarım. Hürmetle benden. Teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Hocam soru olarak şöyle bir şey gelmiş. Onu da isterseniz bir dakikada buyurun. Çin'in bugünkü durumuyla o kadim durumu arasındaki farkla alakalı. Çok kısa bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Mevcut durumunda ilerlemesi ve 90'lı yıllardan itibaren kişi başına düşen milli gelirin artması, bunun da gittikçe adaletli şekilde paylaşılması için baskılara boyun eğmesi Çin hükümetinin, evet arka planda bu kadim toplum bilgilerinin işleme konduğunu gösteriyor bize. Ancak bu farklı sosyolojik değerler ve dünya haritasındaki işte çatışmaların içindeki rolleri gereği çok büyük hatalarla da yüzleşiyorlar. Buna kendi halkı da artık tepki vermeye başladı. Yalnız onların bu kadar çok çalışarak üretime gitmesinin arkasında evet bu bilgiler var. Bunu biliyoruz. Tamam. Bu konuya da gireriz inşallah. Girelim hocam, seve seve. Peki. Çok sevinirim. Tamam. Hocam. İyi akşamlar diliyorum, saygılar.
Saygılar. Hoşçakalın.